throw, 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 throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerking like Miley. Don't pop it like Miley. Güzel olarak güzel bir yerde FIFA 15'in 2. bölümünde beraberiz arkadaşlar. Fenerbahçe kariyerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çok beğendiğiniz arkadaşlar bu seri büyük bir ilgi geldi. Hepinize bu yüzden de çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Bir iki de öneri gelmiş. Şöyle hemen. Canı aynen. Adnan'ı alacağız. Bunu da kiralık. Satan opsiyonuyla tabii ki de alacağız arkadaşlar. Bu da değerli bir oyuncu ama 3 milyondan kapıya açacağım ben. Bakalım ne diyecekler. Veli arkadaşlar. Ben esetini sokturma şimdi ya. Kapat şunu. Hiç alışkın olmadığım şeyler bunlar benim. Ben böyle hiç program falan kullanmazdım. Biliyorsun program falan kullanmazdım ben. Esetlerinde koruma programı. Hiç kullanmazdım yani. Biraz alışmam lazım. Draxler'e de teklifimizi göndeririz ama şu anlık alamayacağız gibi duruyor. Direkt bütün parayı versek de alamayız diye düşünüyorum. Yine de biz teklifimizi yapalım. Şöyle meyreleş. Kayıt dışındaki kariyerimde arkadaşlar yine böyle ilk transferlerde hiç maç yapmadan bir maç yaptıktan sonra aynı bu şekildeyken işte meyreleşi Tottenham istemişti. Yok Tottenham Mehmet Obuz istemişti. Atletico meyreleşi istemişti. O yüzden şöyle bir lan sil şunları. Pozisyon değil ya. Pozisyon değil. Nereden diyecektik? Lig. Mal gibi görmüyorum bunu gözüme sokayım ya. Şöyle biraz ilerleyelim. Evet. La Liga. Nasıl arıyorduk da bunu? Evet. Arama. Ha şuymuş. Evet. La Liga. Ulan Atletico'yu yazmadık. Takım. Ha. Aynen. Takım Atletico arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Buradan bir orta saha Raul Garcia ve Gabi'yi düşünerek geldim. Tabii ki de buraya. Ve Griezmann. Antoine Griezmann. Bu üç için geldik arkadaşlar. Yine de ben bakacağım. Koke de olabilir. Bunların hepsine teklif göndereceğim. 10 milyonluk teklif olacak. Çoğuna 10 milyon artı meyreş teklif edeceğim. İlla biri kabul eder diye düşünüyorum. Evet. Gönderelim. Şu an sıkıntıdayız çünkü. Griezmann aynı şekilde bir teklif. Sana keşke olsa da daha fazla versek Griezmann. Evet şöyle Meriç'i de seçelim tekrar. 11 artı Meriç. Griezmann'ı pek alabileceğimizi düşünmüyorum. Şöyle Raul. Aa böyle daha iyiymiş. Raul Garcia ya da yanlışlıkla bir şey bastım da hangisine bastım bilmiyorum. Raul Garcia o kadar etmez gibime geliyor. 7.5 milyon düz teklif yapıp mı yapsam ya da 4.5 milyon artı Meriç diyorum arkadaşlar bunlara. Muhtemelen bu teklif kabul edilir gibime geliyor. Çerçeği de severim ama şimdi de Gabi'ye göndereceğiz. Gabi'nin değeri de yazıyor 12 milyon diyor. 15 milyon teklife tav olurlar dediklerinden dolayı ben şöyle 9 milyon teklif edeceğim arkadaşlar. Ve üstüne yine Meriç. Çünkü gerçekten hiç düşünmüyorum yani. Size de hiç tavsiye etmem Meriç'i. Hangi takım alın Meriç'i? Böyle Gaziantep'ten düşük takımlar alın. Yani Gaziantep'ten ondan düşük takımlar alın. Yani Trabzon'dan sonra yani Bursa'dan sonrakileri alabilirsiniz. Bursa'nın altındakileri. Eskişehir'de bile iş yapmaz o derece yani. Ama isterseniz alın yani bari. Ben sadece tavsiye etmediğimi söylüyorum. Ve bugün de arkadaşlar 2. lig maçımız olan Başakşehir maçını oynayacağız. Başakşehir maçını oynayacağız. İlk maçtaki kadroyu bozmak istemiyorum. Güzel bir kadro kurmuşuz. Gerçekten iş yaptı. Füfe yedek kalsın bu sefer. Başka şöyle deneyeceğimiz oyuncu varsa onlara bakıyorum da. Herhalde yok gibi duruyor arkadaşlar değil mi? Aynen yok. Bence yok. Bu sefer de Kea Zuma, Kea'yı çıkaralım. Alves Zuma deneyelim arkadaşlar. Şöyle başlayalım maçımıza. Yine ayağımı vurmamış ya. Evet. Özellikle o şey yaptığım yerler, hızlandırdığım yerleri çok sevmişsiniz. Vuralım şöyle. Tamam oh geç hemen geç. Çok sıkıcı oralar ya. Anani... Abi çık şuradan. Bir saniye lan durun. Hemen de başlıyor şöyle sizleri görüyor musun? Evet. Topa sahip olma %100 Başakşehir diyor. Ulan daha adamlar ilk pası bile atmadı. Alper. Alper. Alper bekledi biraz. Alper bıraktı Van Persie'ye. Van Persie Fernandao'yu düşündü. Fernandao. Fernandao ne yaptı? Kimse anlayamadı. Kendi bile anlayamadı belki de. Fernandao. Pası. Van Persie. Bıraktığı yerden. Çalım. Karşı karşıya ve gol. Alper Potuk. Alper attı. 1-0 oldu. Henüz daha 4. dakikada geldi gol. Alper oh diyor. Geçirdim diyor. Ekran kartı arkadaşlar 300 watt enerji istiyor. En az sınır bu. Çok iyi bir pozisyon yakaladılar. Allah'tan kaçırdılar. Depay. Depay'dan orta. Fernandao vurdu. Kaleci mükemmel uzandı. Fernandao vurdu kafayı. Kaleciden çok iyi bir kurtarış. Volkan Babacan.
Mahmut Fernandao da ondan kaptı. Tekrar Fernandao, Alper, arkada Depay var. Diego yerden Depay vurdu kaleci. Depay vurdu Volkan Babacan. Korneri kullanacak şimdi Fenerbahçe. Nani'den orta. Kafa geldi. Savunma çizgide çıkarıyor. Diego vurdu. Yine savunma. Diego'dan şut. Yine savunma kurtardı. Diego. Oha oha. Faul var. Çok net bir faul geldi orada. Kart da çıkacak. Sarı kart, evet. Kartın rengi sarı. Mossoro'ya çıktı. Caner şut mu atsak? Ne yapsak ya? Ne yapacağımı bilemedim. Pas atayım ya ben. Ya da Nani gel vuralım ya. Ne olacak? Yanlış yaptım. PES'teki gibi yaptım. Depay sen gel Depay. Ah be, çok az bastım ya. Oğlum PES'ten alışmışız arkadaşlar. Vallahi bak. PES'te şöyle bir dokundum mu biliyordunuz, böyle hayvan gibi basılıyor. Neden? Çünkü kasıyordu böyle. O anlarda özellikle kasıyordu. Depay enfes çalım. Orta geldi. Fernando direğin dibinden dışarı. 25. dakikada bir kez daha gol yaklaşıyor Fenerbahçe. 7 şut attı şu ana kadar. Başakşehir buna sadece bir şutla karşılık verdi. Van Persie. Van Persie kazandı. Bıraktı. Fernando. Fernando ne yaptın lan? Memphis Depay. 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 Van Persie. Robin Van Persie. O da golünü atıyor. 43'te geldi Robin Van Persie'nin golü. Depay harika çalımlarla içeri girdi. Topu kaybetmedi Depay. Orada bir karambol yaşan 4-5 kişi arasında topu kaybetmedi. Ve en sonunda da pas gelmiş oldu Van Persie'ye. Van Persie de çok kaliteli bir gol vuruşuyla maçı 2-0'a, skoru 2-0'a getirdi ilk yarıda. Ve net bendeydi top. Bence. Siz ne düşünüyorsunuz bilemem. Nani. 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 Luis Nani. 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 Nani neler yaptı öyle? Luis Nani yine çalıma boğdu bütün takımı. Luis Nani 48'de attı. Ve taklasını da atıyor Luis Nani. Gökhan kontrol etti. Orta. Van Persie vurdu Volkan. Yine çok iyi bir kurtarış geldi Volkan'dan. Payda Fernandão'nun yerini alacağım. Van Persie vuruşunu yaptı ama ikinci vuruşa yükseldi. Gol mü? Verdi mi hakem? Verdi golü. 4-0 oldu. Kendi ağlarına gönderiyor topu. Kimin gönderdiğini göremedim. 4-0 oldu. Fenerbahçe Başakşehir karşısında 4-0 önde. Bekir kendi ağlarına gönderdi topu. Fernandão baskı yaptı. Top kazandı. Oha! Çok net faul ve kırmızı kart yani. %100'lük gol pozisyonundan kırmızı kart değil mi hoca? Ne sarısı ya? Net kırmızı oğlum. Faul yaptı ve kırmızı kartı gördü. Buradan arkadaşlar sizce Depay mı Nani mi? Bence Depay olsun. Evet, Depay geliyor. Depay topun gerisinde. Şuraya vurayım. Memphis. Depay vurdu. Üstten dışarı çıkıyor top. Korner. Kaleci kurtarmış. Nani ortaya açtı. Alves vurdu. Kaleci bir kurtarış daha. Volkan Babacan bugün başarılı olmasına rağmen 4 golü ağlarında gördü. Fenerbahçe gerçekten de bu sezon harika oynuyor. Kurt Zuma bu maçta da attı. 5 oldu 5. Kurt Zuma bu maçta da golünü atıyor. 61'de geldi Zuma'nın golü. Bir stoper 2 maç ard arda gol atıyor Fenerbahçe'de. Henüz 19 yaşında bu oyuncu ve opsiyonlu kiralık Fenerbahçe'de şu an. Savunmada taviz vermiyor. Üstüne 2 maçta forma giydiği ilk 2 maçta da golünü atmayı başardı Kurt Zuma. Depay geç yanına. Alper geç oraya bakalım ne yapabileceksin orada. Ozan'ı alalım. Ve Volkan oynasın arkadaşlar. Alper değil de Volkan oynasın. Dışarıda Volkan ve Diego indirdi ve hakem maçın bitiş düdüğünü çalıyor. Fenerbahçe 5, İstanbul Başakşehir 0. Galatasaray'da 2-1 kazanmış Eskişehir karşısında.
ve 6 puanla lideriz arkadaşlar. Galatasaray 2. Mersin Manyurdu 3. Bizim 8 averajımız var. 8 gol atıp hiç gol yemedik. Galatasaray 4 gol atmış, 2 gol yemiş ve 2 averajla Mersin Manyurdu'nun da 2 averajı varmış. 2 maçta 1-0 kazanmış yani Mersin. Ve performansınız hakkında diyor ki yönetim kurulu adına söylemek isterim ki diyor. Görmek istediğimiz tüm olumlu değişiklikleri yaptınız. Çok fazla baskı altında olduğunu biliyoruz. Basında çeşitli spekülasyonlar olduğunu biliyoruz ve size güvence veririm. Ne diyor? Size güvence veririm ki Fenerbahçe Spor Kulübü'nü sizden başka hiç kimse ileriye taşıyamaz diyor. Yani böyle yavşamana gerek yoktu ama yani doğruları da söylüyorsun. Aferin. Kimsin acaba sen? Doğru kişi olduğunu gösterdi diyor bak. Bu kabul etmedi. Kimi kabul etmedi? Gabi'yi kabul etmedi. Raul Garcia kabul edilmiş. Koke kabul edilmemiş. United ne diyor? Şartları kabul edemeyeceğiz diyor. Şöyle bir geçelim. Ben 5.5'a kadar çıkalım o zaman. 5.5 milyon veririz Adnan'a. Sıkıntı olmaz. Raul Garcia kabul edilmiş arkadaşlar. Şöyle bir sözleşme önerelim Raul Garcia'ya. Önceki sözleşmesinde de bu kadar maaş alıyormuş. O yüzden yani 125 verelim biz. 2 yıl olsun zaten fazla olmaz. 30 yaşında göndeririz. Kit ilk 11 oyuncusu mu olacak bakalım. Düşünüyorum şu an. Önemli 11 oyuncusu diyelim ya. Kit ilk 11 belki olmayabilir, o yüzden yani önemli diyelim. Raul Garcia'yı da böylelikle kadromuza katabiliriz belki. Draxler olmadı. Daha yüksek bir fiyat istiyorlar. Oyuncu ile ilgileniyorsun. Yok. Meyreleş'le de ilgilenmiyorlarmış arkadaşlar. O yüzden farklı bir teklif yapalım buna. Farklı bir teklif yapamayacağımıza göre şimdilik bu transferi erteleyelim. Transfer listesi oluşturmuştuk. Aynen. Satış listesi oluşturmuştuk. Reddedildi. Griezmann tabii ki de reddedecek. Ben de sözleşmeyi reddetti sandım. Raul Garcia bu da reddetti lan. Olmaz ama bak. Al 150. Son teklif ha. Hayatta vermem fazlasını. 150 de vermem normalde de. İhtiyacımız olduğundan dolayı veriyoruz. Silt 11 oyuncusu yaptım. Tuuu sıçtık. Silt 11 oyuncusu olmayacak muhtemelen çünkü. Yapacak bir şey yok. Belki de yaparız. Ne Adnan'mış anasını satayım ya. Ona 4.5 milyon mu teklif ettik? Evet. 4.5 teklif ettiysek şuna 6.5'u bir yollayalım. Oyuncuyu da seçelim şöyle. Kimi gönderelim? Al bir genç alayım, bir genç vereyim sana. Muhammed'i vereyim sana. Ya, bir genç alıp bir genç vermiş oluyoruz işte, hadi. İlerleyelim şöyle. Çaykur Rize maçı. Raul Garcia kabul etti arkadaşlar. Ve Raul Garcia ile anlaşmamızı yapıyoruz. Raul Garcia'yı kadromuza katıyoruz. Yeni imza atıldı diyor. United kabul etmedi lan. Daha ne istiyorsun oğlum? Al daha ne istiyorsun ki? Şöyle bir teklif yapsak çok fazla para vermiş oluyoruz. Adnan için değer mi bilmiyorum. O yüzden ben şöyle yapacağım arkadaşlar. Adnan için değer mi değmez mi onu anlayacağız bir sezon boyunca. 9 milyon euro teklif edeceğim. Bir sezon boyunca değerlendireceğiz Adnan'ı. Maalesef bu maçı simüle etmek... Lan ne oluyor? Hoşgörü tuttu. Simüle etmek zorundayız arkadaşlar. Ama izleyelim. Yani geçmeyelim ya da geçelim ya. 2-1 aldık evet. Fernando atmış arkadaşlar 2 golü. Garcia kim lan? Bizim Garcia mı? Garcia gerizekalı. Sonra da oyuna girip 2 tane sarı kart görmüş. Kürt. Mal. Mal mal. Rize 1, Fenerbahçe 2. Harbi mal yani. Öyle böyle değil. Ne diyor oğlum bu ya? Kiralık anlaşması sona erince satmak şeyinde hala bir şeyleri varmış. Şeyler göstereceğim size de haberiniz yok. Ver oğlum şu oyuncuyu bana ya. İstiyorum bunu ben. Tamam dur. Evet bunu kabul etti. Oh be öyle şükür. Vallahi öyle şükür ya. Şimdi arkadaşlar. Aynı taktikte bir de şu oyuncu alacağız. Aynı taktikte alacağız hem de. Zivkovic. Görüşmeler. Başlayalım. Buna direkt 120 milyon teklif edeceğim. Çünkü gerçekten değer arkadaşlar bu oyuncu. Ne diyor? Ha, yönetim izin vermiyormuş. Niye izin vermiyorum lan? Ben bu takımın patronuyum şeref. Sana ne oluyor? 19 milyonu kabul ediyorlar mı? Yok 15 milyon. 18. Aha böyle olmaz o zaman para ver bana. Para vereceğim mi? Bana bak bana. Ek bütçe versene bak. Lig şampiyonu. Avrupa'da niye hedef yok lan? Avrupa'da niye hedef yok? O milyon para verir. Hadi o verirsin sen 10 milyon bana. Çok görmezsin biliyorum ben seni hadi. Yok ne diyor? Salak kim attı lan ilk 2 maçta 8 gol sizin takımda? Gerizekalı. Bana verecektin o bütçeyi. Nasıl yapıyorum bak bu takımı. Şu Zivkovic'i tekrar arayabiliyoruz mu? Nasıl arıyoruz? Ha şöyle. Bu araya biraz sıkıcı olduğundan dolayı hızlandırmış izliyorsunuz. Yapacak bir şey yok. Hızlandırmışı daha çok seviyormuşsunuz. Onu da bildirmişsiniz. Bildirdiniz daha doğrusu. O zaman şöyle bir teklif yapsak. Lan. Şu basmıyor. Ne oluyor lan? Hıçkırık tuttu. Sesim gidiyor. Al. Sana
Çok fazla değil bu. Hatta az, yani bayağı bir az bu para bu oyuncu için. Burada niye Vampers yok? Ben onu anlayamadım şu anda. Always falan. Yani bunları göndersek de kabul etmeyecek muhtemelen. Jenner göndersek de kabul etmez. Kimi göndereceğiz ya? Anlayamadım. Always göndersem kabul eder misin? Always. Evet, yemeğe çağırdılar hemen. Şu transfer dönemini bitirip gideceğim arkadaşlar. Bir şey yok herhalde, devam. Raul Garcia'yı almıştık değil mi? Üff, direkt böyle reddettiler, yüzümüze vurdular ha. Ne teklettik ki bu kadar sinirlendi bunu? Ben niye diğer oyunculara veremiyorum? Onu bana bir söylesene. Caner'i versem kesin direkt oklarlar üstüne ha diye düşünüyorum. Alper'e de öyle. Hatta Alper'i verelim. Aynen, Alper'i bir tekledelim arkadaşlar. Çünkü gerçekten Alper'den 10-15 kat daha fazla gelişiyor ve şu anki değeri bile Alper'den üstün. Ama yine kabul etmediler. Ya bunu niye böyle bir sınır getirmişler anlayamadım ki ya. O zaman 18 milyon kabul etmemişler değil mi az önce? 17. En çok, en az ne kadar gönderebiliyorsak yani göndereceğiz. En çok daha doğrusu. Şöyle bir 500 lira, yok lan böyle çok sıkıcı olur. Şöyle 500 lira kadar indirelim. Evet. 16-500 olsun. Şimdi gönderelim. Yine mi kabul etmeyeceğimiz? Şunu arttırmamızın bir faydası oluyor mu acaba transferde? Düşür. Şimdi kesin göndeririz. Aha. Bunu da gönderemiyoruz ya. Neden böyle ki? Anlayamadım. Çok saçma olmuş bu arada. Onu söyleyeyim. O zaman Zivkovic transferini erteleyelim arkadaşlar. Zivkovic transferi aynen bu şekilde ertelensin. Sana oynamak için bir şans veremeyiz maalesef. Ve Eskişehir maçında arkadaşlar, diğer bölümde Eskişehir maçımızı yapalım. Ve transfer döneminde bitirmiş olacağız. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için arkadaşlar, diğer bölüm için hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.